İtikaf öyle bir hapsetmek ki, öyle bir kendini ayırmak ki, dünyadan uzak kılmak ki, Allah ile kul arasında ya biraz düşünecek. Ya ben bugüne kadar neler yapmışım, ya burada bunu yapıyorsam gibi kendini tamamen Allah'a hasretmek. Evet. Bu da üç türlü olabilir. Bir, vacip olan, hocam fıkhi evet. tarafını açıklasın deyince, vacip olan itikaf var. Yani bir kişi şu işim olursa adak etmiştir. İşte üç gün itikaf, beş gün itikaf yapacağım gibi. İtikaf adamak. Evet. İtikaf. Evet. İkincisi sünnet olan itikaf. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biraz önce de bahsettiğimiz gibi sünnet olan itikafı. Bir de nafile itikaf. Ramazan'dan sonra kişi bir gün, iki gün, üç gün girebilir sevap kazanmak amacıyla. Büyüklerin bir ifadesiyle ben bitireyim. Ulema şöyle der. İtikaf öyle bir şeydir ki kendini Allah'a havale etmek, teslim etmek camide oluyor ya, anlık bile olabilir. Hmm. Hatta camilerin kapılarında bakarsanız bir ibare vardır. Allahümme inni es'elüke min fadlik. Neveytul i'tikaf madumtu fi hazel mescid. Bu var. Allahümme inni es'elüke min fadlik. Neveytü sünneti itikaf madumtu fi hazel mescid. İzleyicilerimizin bir kısmı diyecek ki hocalarımız bir de tercümesini yapsalar evet, iyi olur. Evet, bunu yapacağım. Evet. Yani Rabbimin fazlıyla Rabbimin fazlını istiyorum, talep ediyorum ve niyet ediyorum bu camide itikafa burada durduğum müddet içerisinde. Hmm. Ne kadar? Girdin mihrabına, kubbesine bakacağım. İtikafla namaz kılacaksın. Öğlen namazı, ikindi namazı. Allah'ım senin fazlını talep ediyorum ve niyet ediyorum ki bu camide kaldığım müddetçe itikaf niyetiyle. Çünkü itikaf da bir ameldir. Evet. Hem orada namaz kılmak veya Kur'an okumak veya ziyaret maksadıyla gittiğimiz camide kısa bir anda olsa 10 dakika 20 dakika itikaf niyetiyle o sevabı da kazanmak.